Evde hazırlanmış bir kalıbı fotodijit vasıtasıyla dizankete aktarma işlemi. Dijitlenecek kalıplar dijit masasına düzgünce yerleştirilir. Gerekiyorsa mıknatıslar vasıtasıyla kalıpların masaya tam yapışması sağlanır. Düz iplerin masa kenarına paralel olmasına gerek yoktur. Fotoğraf makinesi kapalı ise açılır. Bilgisayarın masa üstünden fotodijit programı çift tıklanarak açılır. Yeni bir model dijitlemek için açılan ekranda sol tarafta kütüphane listesi vardır. En üstte LIP yazısı işaretliyken yukarıdan yeni model ikonu tıklanır. Yeni model penceresi açılır ve tablo doldurulur. Kalıp adı kısmına model numarası girilir. Kalıp kodu kısmına istenirse ikinci bir model numarası varsa yazılır, boşta bırakılabilir. Açıklama kısmına istenirse modele ait bir açıklama yazılır. Örneğin önü baskılı model, nakışlı bluz gibi. İsteğe bağlı boşta bırakılabilir. Tarih, ölçü birimi ve tolerans otomatik dolu gelecektir. Bedenler kısmına dijitlenecek modelin beden grupları aralarına virgül konularak yazılır. Önceden girilmiş bedenler varsa sağdaki alt oka basarak seçilir. Ana beden kısmının alt ok tuşuna basarak dijitlenecek modelin ana bedeni açılan listeden seçilir. Kumaşlar kısmında solda genel listeden dijitlenecek modele ait kumaşlar çift tıklanarak sağ tarafa kullanılacak kumaşlar kısmına atılır. Listede olmayan bir kumaş eklenecekse orta kısımdaki yeni butonuna basılarak kumaş grubunun adı yazılır. Yeni kumaş hem kumaşlar kısmına hem de kullanılacak kumaşlar bölümüne eklenecektir. Modele en az bir kumaş grubu tanıtılması zorunludur. Aksi halde modeli Dizanket Model Tasarım bölümünde açamazsınız. İşlem tamam butonu ile onaylanır. Yeni model penceresi doldurulup tamam ile onaylandıktan sonra kamera ön izleme penceresi otomatik olarak açılır. Açılan kamera ön izleme penceresinde resim çek butonu tıklanır ve kalıpların resmi çekilir. Çekilen resim istendiği gibi ise onayla butonu tıklanarak resim fotodijit ekranına alınır. Resim istendiği gibi değilse resim çök butonu ile pencere kapatılmadan yeni resim çekilir. Fotodijit düzenleme ekranı açılır. Parçaları taratmak için taramaya başla butonuna basılır. Tarama işlemi sırasında fotodijit tarama yaptığı parçaları mavi renge boyar. Bazı parçaları belirleyemediği durumlarda tarama hassasiyeti üst bardan tarama modu bölümünden değiştirilerek tekrar taratılabilir. Fotodijit tarama sonrasında kalıp kenar çizgilerine belirli aralıklarla noktalar atar ve kalıp hattını bu noktalara göre belirler. Kırmızı noktalar köşe noktaları, yeşil noktalar ise kavis noktalarıdır. Bir fonksiyon ile nokta işlemi yapmak için mouse ile noktalara yaklaşıldığında nokta turuncu renk olur. Tarama işlemi bittikten sonra parçalarda gerekiyorsa bazı düzeltmeler yapılabilir. Ekranda resmi oynatmak için klavyeden boşluk tuşu ve sol mouse basılı tutularak çekilebilir. Mouse'un orta tekerleğini ileri geri iterek ekrana yaklaşıp uzaklaşılabilir. Bir parça büyütülerek ekrana getirilir. Bütün çevre noktaları kontrol edilir. Düzeltilecek noktaları varsa üst bardaki ikonlar yardımı ile gerekli düzeltmeler yapılır. Nokta ekle fonksiyonu ile kalıp hattına noktalar eklenir. Fonksiyon seçilir. Nokta eklenecek kalıp çizgisine sol mouse ile tıklanarak kırmızı nokta, sağ mouse ile tıklanarak yeşil nokta atılabilir. Nokta taşı fonksiyonu ile kalıp hattından çıkmış bir nokta varsa olması gereken yere taşınır.
Fonksiyon seçilir, taşınacak nokta üzeri sol mouse basılı tutularak çekilir. Nokta sil fonksiyonu ile kalıp hattında fazla noktalar var ise silinir. Fonksiyon seçilir, nokta üzeri bir kere sol mouse ile tıklanarak silinir. Nokta tipini değiştir fonksiyonu ile gerekiyorsa kavisli noktalar dik, dik noktalar kavisli yapılır. Fonksiyon seçilir, değiştirilecek nokta sol mouse ile tıklanır. Noktanın yeşil ya da kırmızı olduğunu görmek için işlemden sonra mouse'u nokta üzerinden uzaklaştırmak gerekir. Çıt ekle fonksiyonu ile nokta üzerine çıt eklenir. Kalıp üzerindeki çıtlar makas ile yarılmışsa program otomatik tanır ve çıt atar. Atılmayan çıt varsa çıtın atılacağı yerde önce kırmızı veya yeşil nokta olmalı, yok ise nokta ekle fonksiyonu ile atılmalıdır. Nokta atıldıktan sonra çıt ekle fonksiyonu seçilir, nokta üzerine sol mouse ile bir kere tıklanır. Çıt sil fonksiyonu ile gereksiz çıt var ise silinir. Fonksiyon seçilir, çıt üzeri bir kere sol mouse ile tıklanır. İç nokta ekle fonksiyonu kalıp içine işaret eklemeye yarar. Örneğin ilik düğme yeri, cep yeri gibi. Fonksiyon seçilir, işaret koyulacak iç nokta üzeri sol mouse ile tıklanır. Kalıp üzerine artı şekli atacaktır. İç şekil çiz fonksiyonu ile kalıp içine şekil çizilir. Örneğin pens yeri, cep yeri, süs dikiş işaretleri gibi. Fonksiyon seçilir, iç şekil başlangıç noktasına bir kere sol mouse ile tıklanarak başlanır. Her sol mouse tıklandığında kırmızı, her sağ mouse tıklandığında yeşil nokta atılır. İç şekil açık bir iç şekil ise Enter tuşu ile bitirilir. Çizim bittikten sonra nokta fonksiyonları ile iç şekil düzeltilebilir. İç şekil kapalı bir iç şekil ise iç şekil başlangıç noktasına bir kere sol mouse tıklanarak başlanır. Açık iç şekil gibi iç şekil çizilir. Çizim bitiminde ise sol mouse çift tıklanarak çizim kapatılır. Çizim bittikten sonra nokta fonksiyonları ile iç şekil düzeltilebilir. İç şekil sil fonksiyonu ile iç şekiller silinir. Fonksiyon seçilir, silinecek iç şekil bir kere sol mouse ile tıklanır. Düz ip ekle fonksiyonu ile düz ip işareti alınır. Fonksiyon seçilir, düz ipin başlangıç ve bitiş noktası sol mouse ile tıklanarak düz ip hattı parçaya eklenir. Parçaya yeni bir düz ip eklemek istenirse, düz ip ekle fonksiyonu tekrar seçilir. Parça içine yeni düz ip eklenir. Eskisi otomatik olarak silinir. Düzeltme işlemleri bittiğinde parça bilgileri girilir. Seçim ikonu seçilir, parça üstünde çift sol mouse tıklanır. Parça özellikleri penceresi açılır ve parça bilgileri doldurulur. Parça adı kısmına parça ismi yazılır. İstenirse açıklama kısmı doldurulur. Adet kısmına parçanın pastalda kesileceği adet girilir. Dosya oluştururken seçilen kumaş grupları bu tabloda kumaşlar kısmına gelir. Parçanın kesileceği kumaş grubu sol mouse tıklanarak seçilir. Parçanın pastalda kesileceği adet, yön şekli, tip kısmından seçilir. Orijinal bir modelde bir adet kullanılan parçalar için, her iki X bir modelde X yönünden 2 adet kullanılan parçalar için seçilir. Sağ-sol kesimli parçalar için kullanılır, örneğin bluz önleri, kol gibi.
tamamıyla onaylanır. Artık parça üstünde yeni parça yerine verilen parça ismi yazacaktır. Duralım. Kayıt esnasında iki ayrı parçaya aynı isim verilemez. Bütün parçaların isimlerinin farklı olmasına dikkat edilmelidir. Aynı isimli parçalar DesignCAD kalıp programında görünmez. Ekranda modele ait tüm parçalar için bu işlem tekrarlanır. Tüm parçaların düzeltme işlemleri bittikten sonra model ekranının sol üstündeki kaydet ikonu tıklanır. DesignCAD kütüphanesi açılır. Sol sütundan modelin kaydedileceği klasör seçilir ve kaydet butonu tıklanarak model DesignCAD programına kaydedilir.